Sanki düzelir gibi ya. Kurulduğu günden bugüne İADEM'in yüzlerce üye ve yöneticisi dahi ileri ve yargısal tacizlere maruz kaldı ve kalmaya devam etmekte. Tüm bu baskılar İADE'yi insan hak ve özgürlükleri savunma kararından alıkoymadı. Bugün vesilesiyle halen hapishanelerde tutulan İADE üye ve yöneticilerine de selam ve sevgilerimizi iletiyoruz. İnsan Hakları Derneği Türkiye'nin demokrasi ve insan hakları sorunu olduğunu ifade etmekte ve bu sorunun giderilmesine katkı sunmak için mücadelesini ısrarla, inatla ve umutla sürdürmektedir. İADE'nin bu mücadelesi Türkiye'de insan hakları bilinci ve kültürünün oluşmasına önemli katkılar sunmuş ve sunmaya devam etmektedir. Bu nedenle diyoruz ki iyi ki İADE vardır. Ne yazık ki Türkiye'nin insan hakları karnesi halen ilerlerle dolu. Bu husustaki önerilerimizi ana başlıklarıyla her yıl güncelleyerek tekrarlamaktayız. Bu nedenle insan hakları, demokrasi ve barış mücadelesini kesintisiz olarak yürüttüğümüz 38 yılda da önemli bazı tavsiyelerde ve taleplerde bulunmaktayız. Kürt meselesinin çözümü konusunda devlet ve siyasal iktidar halen güvenlikçi politikalarda ret ve inkar siyasetine ısrar etmektedir. Bu politikalarda ısrar bir yandan demokrasi ve insan hakları ortamını kötüleşmesine ve toplumsal barışın yara almasına neden olurken öte yandan Türkiye'nin ekonomisine dair tahribatlara yol açmaktadır. Çatışma ve savaş alanlarında ne yazık ki ağır yaşam hakkı ilerleri artarak devam etmektedir. Basın yayın kuruluşlarının üzerindeki yargı baskısının ortadan kaldırılması, sosyal medya sürekli susturma girişimlerinden vazgeçilmesi elzemdir. Düşünceye açıklama ve basın özgürlüğü sağlanmadan demokrasiye giden yolun açılması olası gözükmemektedir. Son dönemde örgütlenme, toplantı ve gösteri haklarına ilişkin yasaklamalar ve bu hakları kullanmak isteyenlere yönelik ihlallerde maalesef artış devam etmektedir.